Herkese Denizli Gurme YouTube kanalından merhaba. Bugün sizlerle Eski Adana'dayız. Eski Adana'da kebap nerede yenir? Sokakta yenir. İşte sokakta yapılan bir Adana kebabı. Ve sizlerle gerçek bir Adana kebabı nasıl yapılır, nasıl yenilir ve ona dürüm mü, sokum mu denildiğini öğreneceğiz. Eğer sizler de bu Adana kebabını merak ediyorsanız videomuza başlamadan önce Denizli Gurme YouTube kanalına abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorum yazmayı unutmayın. Hadi hep beraber lezzetli bir Adana kebabı yiyelim. Mehmet kolay gelsin. Abi hoş geldin Bülent abi. Hoş bulduk. Nasılsın, iyisin inşallah? Sağ olasın. Şimdi sokakta lezzetli bir Adana kebabı yiyeceğiz. Evet, hoş geldiniz. Sen günlük yapıyorsun. Evet, günlük. Kıymamızı çekiyoruz, el kıyması yapıyoruz, zırh kıyması dediğimiz zırh kıyması. Şu anda hazırlığımız az kaldı. Evet. Şu anda kıymamız son şeyde, evrede. Şunu da böyle çevirdik mi? Birazdan saplayacaksın. Evet, saplayacağız. El kıyması. Bu dediğimiz kebabın içinde neler var? Hangi oradan malzemeleri kullanıyorsun? Kökberi tabi ürettiğimiz kökberimiz var. Evet. Kayfa biber dediğimiz. Karahisarlı'ya ait. Kökberimiz var. Kuruk yağı var. Tuz var. Biz acı isteyene acı atıyoruz. Şöyle göstereyim. Toz biberimiz var. Acı toz biberi. Tuzumuz var. Bu da sumağımız. Evet. İsteyene acı atıyoruz. İstemeyeni şu anda biz acısız yapıyoruz. Bazen küçük müşterilerimiz geliyor. Kardeşlerimiz geliyor. Evet. Onlara acısız yapıyoruz. İsteyen müşterilerimiz olur. Abilerimiz olur. Acı atıyoruz. Tamam. Saplamaya başlayabiliriz. Tamam. Bunlar kaç gram aşağı yukarı? Hocam aşağı yukarı 110-115 gram gelir. Şöyle. Evet. Yani iddiaya giren varsa iddiaya da girerim yani. Ben elimizde derler ya, terazi gibi olmuş. Şöyle. Aynen. Kendi şey yapabilir. Tamam. Saplamaya geçtik. Evet. Saplıyoruz gördüğünüz gibi. Kıyma, evet. Kıymamız taze olduğu için biraz daha yumuşak. Gördüğünüz gibi biraz ustalık isteyen bir iş. İçinde sadece tuz, kökberi, bir de sevgimiz var. Şimdi ben şey sormak istiyorum. Zırh kıymasıyla makineden çekilmiş bir kıymayı nasıl ayırıyoruz? Zırh kıyması çatalı vurduğumuz zaman dağılması lazım. Ama makine kıymasında öyle olmaz. Çatala takılır. Yani sizi uğraştırır yani, öyle söyleyeyim. Evet. Kıyma ama şu anda bile mesela o kadar taze ki kıymayı saplayamıyorum yani. Fark ettim. Evet. Sen sapla. Biraz sen zaten ateşli olacağız. Tamam. Attım ben kıymayı. Evet. Evet. Bir Mehmet Usta'dan başka bir Mehmet Usta'ya geçtik. Geçtik evet. Mehmet Usta. Efendim? Şimdi burada kebaplarımızı yapıyoruz. Evet. Sadece sende kebap mı var? Kebap var, ciğer var, kuşbaşı var, piç var. Evet. Şimdi ama biz Adana kebabı yapacağız. Tabii Adana kebaptır şimdi şu anda. Bu nasıl bir koyundan yapılıyor? Erkek bir dişi erkek mi? Erkek abi. Siz sadece erkek kullanıyorsunuz. Evet evet, erkek kullanıyoruz. Bir de doğru iş. Ancak kendi fikirlerini söylüyoruz. He? Bir şey yok. Evet, tamam. Peki, kullandığın ekmek? Pide ekmek. Pide ekmek diyorsun. Adana, evet. Özel olarak yapılıyor. Kebaba özel. Yok, bizim fırında mı yapıyor? Özel sayılır, evet, doğrudur. Bu kebaba sokum mu diyorsunuz? Sokum mu? Yani biz dürüm dememize rağmen siz sokum diyorsunuz. Sokum diyorum, dürüm diyorum. Bazı bizim yaşlı dedeler var yanımıza. Oğlum diyor, Mehmet diyor, bize 3 tane sokum yap diyor. Evet. Aleyküm selam. Sokumun içine sadece sumaklı sumak atıyorum içine. Kıymayı da yağlıyorum ekmeğe de yağlıyorum abi, Bülent abi.
Şöyle yağlıyorum abi. Evet. O zaman şöyle gel baba. Şöyle yağladım ekmeği. Şimdi sıra geldi ekmeği ısıtacağız abi. Şöyle sıcak sıcak. Bine dolayı. Peki bir kişi günde kaç tane yiyebiliyor burada? Valla bazıları bir kişi bir tane yiyorlar. Bazıları İzmirli arkadaşlarımız var. İki tane yiyen var, üç tane yiyen var. Ekmeğe yarmıyor. Çeyrek ekmek daha doğrusu. Yarım yarısı. Evet. Ankaralı abilerim geliyor. Tanıdıklar. Karadenizli arkadaşlar geliyor yanıma. Böyle yani. Evet. 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 Ekmeği var olduk. Eti pişmeye devam ettik. Kaç yıldır bu buradasın? Ben 35 yıldır buradayım abi. 35 yıldır? Evet, 83'ten beri. Aynı noktada? Aynı noktada. Çok güzel. Evet. Bizim Adana'da ünlü bir lokanta var. Adanalılar bilir, belki yabancı arkadaşlar da bilir. Onbaşılı derler. Ben o onbaşının elemanıyım. Evet. Eski onbaşılar. Orada 12 sene falan çalıştım. 10 sene, 12 sene falan çalıştım. Şimdi kendine çalışıyorsun. Tabii tabii. Hatta şöyle oldu. Almanya'ya yemek yolladığımız oldu. İzmir. Bunları? Evet evet. Şokluyorsun, gönderiyorsun. Şoklama yok hocam. Böyle çektik. Folyoya sardık. Abilerimiz istedi. Folyoyla beraber tam bir saat, bilemedim bir saat sonra İzmir'de, İstanbul'da yemeği yediler. Bundan sarıyoruk. Evet. Bundan. Folyoyla. Evet. Bazı arkadaşlar 7 tane isteyen oluyor, 6 tane isteyen oluyor, 5 tane isteyen oluyor. Hiç yanına bir şey olamıyor. Hep ekmek, başka bir şey yok. Güzel. Zalata falan yanına gitmez. Fiyat değişiyor mu? Yok. Yok. Fiyat değişmez. Yok. Bir kargo ücreti sadece. Yok, kendiler getiriyor. Mesela sen beni tanıyorsun ya. Evet. Mehmet diyorum bize 10 tane paket yap diyor. Nereye gideceğim? İstanbul, Ankara, İzmir. Bayağı iyi. Diyor, gidiyor. Bir saat sonra arayıp teşekkür edenler oldu ya. Evet, eyvallah. Şu anda da İzmir'deyiz dedi. Çok teşekkürler dedi. Misafirlerimiz çok memnun kaldı. Ne güzel. Evet, evet. Evet, kebabımızı olmaya. Evet. Buradan Denizli'de müşterilerimizi, abilerimizi, ablalarımızı bekleriz. Karasoku Mahallesi. Daha soracağım ben onları. Soracağım. Tabii. Karasoku olarak geçiyor. Nasıl gelecekler buraya? Evet. Yani sevinmiş onu. Kapısına karşı arası yani. Bu şekilde yağını mı çekiyorsun? Ya ekmek yumuşuyor. Evet. Ekmeğin tadını değiştiriyor. Güzel olur yani. Kebabın yanında neler veriyorsun? İsteyen ezme veriyor. Çoban zalata veriyor. Sumaklı soğan veriyoruz. Evet. Pişmiş domates, pişmiş biber veriyoruz. Evet. Gideyim ben. Bana biraz zalata ver. Şöyle mi sarayım istersen? Aynen. Sarayım mı? Sar. Hatta tamam. İçine salatasını yapacağız değil mi? Tabii tabii. Mehmet biraz zalata yap. Şimdi arkadaşlar bu tablacı salatası. Evet. Genellikle dürüm için kullanılıyor değil mi? Evet hocam. Şu anda soğan salatamızı yapıyoruz. İsteyene domates, isteyene sadece soğan olarak veriyoruz. Evet. Bu da sumak. Diğer atar mısın Mehmet Bey? Bundan o. Bu delikleri oldu. Yani. Şöyle. İsteyene de domates koyuyoruz. Evet. Domatesi koy. Domates yakıtı. Bu soğan. Senin bir de meşhur bir domates ezmen var değil mi? Evet hocam. Tabii onu da yapalım beraber. Yapalım. Ama evet. İlk önce şu dürümleri bir pişirelim. Şu dürümleri yapalım. Şöyle. Hazır. İşte tablacı salatası. Bu da tablacı biraz dediğimiz. Biraz üzerine sumak döktük zaten. Evet, sumak.
isteyene yani tuz fazla atmıyoruz. Abilerimiz rahatsız olabilirler. Tuzsuz yiyen oluyor. Tamam. Genellikle böyle yapıyoruz. Bu dürüm içi. Evet, şimdi limon sıkmıyor muyuz? Yok, sadece sumaklı soğana gider. Öyle mi? Tabii. Tamam. İstersen sıkayım ben, yani içmez. Olur. Limonla daha lezzetli olduğunu fark ettim. Doğru tamam. Söylüyorum, bu sumaklı soğana gider. Buna da gider. Buna da gider ama ekseri sumaklı soğana gider. Ahmet Bey oradan bir limon ver bana. Ne diyordun abi? Kirli ellerimle mi sıkıyorsun? Kirli ellerimle mi abi? Söyle amca. Efendim? Söyle yani. Tabii tabii. Baba işte kirli ellerimle limonu sıkıyorum. Adana'da bir numara baba. Anladın mı? Bilal abi. Mehmet ustamız her zaman bizim abimizdir, kardeşimizdir. Mehmet abi tabii. İlk verdiğim limonsuz. Yani çektim limon abi. Sıkmadım. Çektim. Bu limonludur. Oh. Yani içine limon sıktım. Bilal abi. Bu koyun ciğeri. Koyun ciğeri. Zaten dana ciğeri satıyor musunuz? Dana ciğeri sert olur abi. Sert olur. Evet. Nedense Denizli'de dana ciğeri daha ağırlıklı gidiyor. O kebap üzerinde yapmıyorlar onlar. Şey üzerinde yapıyorlar onlar. Ama damak tadı oraya atıyor. Yok o şey ne değişsin onun ya. Kokuyor diyorlar. Arnavut ciğeri yapıyorlar. Bunlar ya. Bilal abi. Bu koyun dedim. Koyun. Evet koyun dedim. O senin dedin Denizli'de Arnavut ilacı derler. Şey, ciğeri derler. Anladın mı baba? Baban geldi mi? Babam geldi. Ama sen bir kuşbaşı ayır da. Kuşbaşı. Sen bir buçuk kuşbaşı ayır. Ona ben ölen bir kuşbaşı yedim. Yok ciğer ayır ama ciğer. Abi o ciğer yer. Ben ona her yer yedirim ya. Bazı ciğerim kalmıyor. Şeyim de kalmıyor. Kuşbaşım da kalmıyor. Ona şey yapıyorum. Sarımsaklı. He bekle. Her gün yiyor musunuz bu ciğerlerden? Valla ciğer yemesek kuşbaşı yok. Kuşbaşı yemesek kıyma yok Mehmet abi. Mehmet abinin abonesiyiz. Evet. Perdede, her gün burada mısın Mehmet abi? Her gün buradayım. Her gün. Pazarları da. Pazar yok. Burada. Pazar günleri yok. Pazar günleri bunlar esnaflarımız kapar ya. Bilent abi. Evet. O yüzden kimse yok bize gelmiyor. Mehmet abi kaç senedir buradasın? Ben çocukumla 20 senedir ben bilirim de. 35. 35. Daha tek tahta mı yaptın? Bir tamam de bir tabak ya. Benimle fazla yemem. Tamam. Güzel abi, şey yapsın ya. Bir tamam. Ekmeğini bir ısıtacağım abi. Evet. Bilen ekmek abi. Isıtılmadan servis olmuyor. Isıtabilirim de, ısıtmayabilirim de. Bazen bir ekmeğe ısıtma diyor. Ondan sonra şöyle yaptığın zaman bak şöyle. Beni çekiyor mu? Tabii. Yakın. Bunu böyle yaptığın zaman şöyle çekeceğim. Evet. İçine de soğanı koyacaksın, kimyonu da böyle götüren şurbayı. Lokmayı yiyelim. Tamam mı? Şimdi ben onu yapacağım. Abimin içeceksin. Evet. Şey ver. Kimyon ver. Emoğlu, az da soğan yapalım. Yapayım. Şimdi sen al. Evet. Şunu şöyle yaptığın zamanı servisi veriyorsun. Oo, çok güzel. Evet. Kişi kendi çekiyor. Aynen. Tabii kendi kişi çekiyor. Bazı yere Mehmet abi sen çekiyorsun işleri diyor. Tamam. Şimdi, bu da kebapçı arkadaşlar bilir. Bu da ciğerin doktorudur. Doktor. Bu kimyon. Kimyon. Ve evet. Adana kimyonu değil mi? Adana. İşte kimyon ya. Ay ya. Hadi. Abi abla afiyet olsun. Size de afiyet olsun. Sağ ol abim ben. Teşekkür ederim. Nasıl çekiyorsun çekiyor. Bakalım. Çekti bak. Çekti bak. Osman şunu aç şiş ver. Osman şunu tut. Dökümden tut. Soğan koyup içine. Şiş ver şiş ver. Şöyle. Soğansız olur mu Mehmet abi? Değil mi? Bilen abi. Oldu bitti işte. Afiyet olsun. Şimdi araca balı balı yiyecek kardeş. Ben bunun yanına nane yakıştırıyorum. Yani ciğere nane çok yakışıyor. Nane damak tadına göre değişir. Kimi yiyor, kimi yemiyor. Yemiyorlar. Evet. Ekstra nane güzel olur cevabın yanında da. Yemiyorlar bazı yere. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Valla abim. Senin bir de domates ezmen ünlü değil mi? Evet.
Onu da zırhla yapıyorum. Zırhla çekiyorum. Evet. Taze taze şöyle domatesimizi. Kaç tane domates kullanıyorsun? Evde yapmak isteyenlere de tarif olsun. 3 tane. Yani tabii kişiye göre değişir. 4 kişilik, 3 kişilik. Evet. Diyelim ki biz 3 kişilik. Kabuklarını soymadan. Yok, kabuklar soyulmaz. Adana usulü böyle. Kabukları soyduğun zaman çobana girer. Salatalıklı yapmanız lazım ama ezmeden biz soymuyoruz yani, öyle diyeyim. Bizim gördüğümüz çıraklıktan gördüğümüz şeyler. Arkadaşlar yukarıda jibran da olduğu için renkler biraz değişik çıkabilir. Evet. Şu anda 2 tane soğan, 2 domates. Soğanı çok yemek isteyen varsa abilerim soğanı çok yiyebilir. Evet. Ekleyebilir. Maydanozumuz. Sumağımız. Ve zırhla. Gördüğünüz gibi bizim makine değil. Blender'a çekenler var. Robota vuranlar var ezme. Ama bizimki taze. Zaten sokaktayız değil mi? Evet. Yani elektrik ne kadar var ki? Evet. Yani dediğiniz gibi zırh tabir ettiğimiz. Onu da zırhla çekiyorum. Evet. Gördüğünüz gibi hep yani böyle. Yani bu size özel yapılan bir şey değil. Hani hazırlığımız hiç yok. Müşterimiz geldi, salata istedi. Aynı anda yani domatesimiz, maydanoz, soğan, salatalığımız. Ezme isteyene ezme, istemeyene yani normal servis salatalarımız var tabi. İçinde evet. Soğan salatası, çoban salata, tablacı salatası, ezme salatası bunları yapıyoruz, mevcuttur yani. Bu da dürümün yanında isteyen abilerimiz. Soğan salatası isteyen olur. Hemen hemen bitti zaten. Evet. Gördüğünüz gibi. Yani işin kolayına kaçmışlar artık bu kebapçılık mesleğini de karıştırdılar yani. Robota vuruyor. Ezme robota vurulur mu? Ezer onu. Ya bıçakla yapacaksınız. Ya evet. Da böyle zırhla. Gördüğünüz gibi. Bitti. Evet. İçine toz ver. Tuz. Acı severseniz acı. Buna sumak koymuyorsun herhalde. Koydum, içinde var. Çok az. Gene sumak var. Tabi var. Gene de koyacağım. Şöyle. Evet. Şöyle atacağım. Nar eşkimiz. Evet. Bu da yağımız. Ve son olarak da limon. Limon sıkıyoruz. Sen de mi kirli ellerine sıkıyorsun? Evet, gördüğünüz gibi yani. Bunu böyle güzelce karıştırdıktan sonra harika. Gördüğünüz gibi hiç özünü kaybetmedim. Hani afiyet olsun. Afiyet olsun. Abi. Sokakta zenginlik var. Evet. Evet arkadaşlar. Şimdi sokakta yediğimize göre bakın ocakbaşı yine Adanalar müşterileri için yapılıyor. Tabii kıyma olduğu için bakın şurayı hemen göstereyim. O döküldü. Evet. Dökülmesi de çok doğal. Çünkü taze. Evet. Evet. Şimdi sokakta nasıl yeniyor? Çok güzel, tertemiz, sarmışlar. İsterseniz bunu paket olarak da götürebilirsiniz. Domates ezmesi, tapsaze, blenderdan çekilmedi. Gördünüz. Bakın limonlara sarı değil. Onlar da taze. Yeşillikler taze. Hepsi günlük geliyor buralara. Bu kebabı limonsuz yenmez dediler. Evet. Limonla yedik. Elimiz temiz ama. Oldukça lezzetli. Afiyet olsun. Evet. Ben şu salatadan da tatmak istiyorum. Evet, harika. Ellerine sağlık. Atıyorsun. Mehmet Usta, buranın bir tam adresini versene. Ne yapıyorsun? Karasoku Mahallesi. Evet. 23 Nisan Okulu var. Arkada. İsim karşı arası. Evet. Olarak geçiyor. Elektrofen otoparkı var. Onun karşısındayız yani. Ara sokaktayız ama. Telefon numaramız da var. 0541-220-1889 olarak paket servisimiz vardır. İsteyen abilere getirebiliriz. Evet arkadaşlar.
Bir videomuzun daha sonuna geldik. Eğer kebapçı Mehmet Usta'nın lezzetli kebaplarını beğendiyseniz lütfen videomuzu beğenmeyi, yeni videolar için Denizli Gurme YouTube kanalına abone olmayı ve bu video hakkında yorum yazmayı unutmayın. Herkese Adana'dan selamlar. Yılmaz Oktaş. Yılmaz.